Değerli öğrenciler, bu dersimizde örüntünün genel terimi nasıl bulunur, onu kısaca anlatmaya çalışacağım. Şimdi önce kuralı şöyle kısaca bir söyleyelim. Artış miktarını bulurken artış miktarını bul, yanına ne yaz, daha sonra artış miktarını kullanarak X sayıyı nasıl elde ederiz? Bunu yapmaya çalışacağız. Hemen bir örnek verelim. Mesela 1, 4, 7 ve 10. Böyle giden bir sayı dizisinin örüntüsünün kuralı nasıl? Bunu bulmaya çalışalım. Önce artış miktarını bulalım. 1'den 4'e nasıl gideriz? 3 ekleyerek gideriz. Onun için neyinin yanına bir tane 3 yazarız. Daha sonra buraya artı ya da eksi şeklinde bir sayı yazacağız. İşte o sayıyı bulmak için de ne yapmamız lazım? Şimdi onu düşünelim. Bu artış miktarından hareketle, yani 3'ten hareketle 1'e nasıl ulaşırız diye kendimize soruyoruz. 3'ten 1'e nasıl gideriz? 3'ten 2'yi çıkararak gidebiliriz. Onun için ne yapıyoruz? 3n'in yanına eksi 2 yazıyoruz. Demek ki kuralımız 3n eksi 2'dir. Evet, bir tane daha örnek yapalım. 3, 5, 7, 9 böyle düzenli bir artma var. Şimdi bunun genel terimini, yani örüntünün kuralını bulmaya çalışalım. Artış miktarı kaçtır? 3'ten 2'ye gitmek için 2 eklememiz gerekiyor. 5'ten 7'ye gitmek için yine 2 eklemek gerekiyor. Demek ki artış miktarı 2. Onun için ne yapacağız? Bu 2'yi getirip neyinin yanına yazacağız. Şimdi burası 2n oldu. Şimdi buraya artı eksi bir sayı yazmamız gerekiyor. O sayıyı nasıl bulacağımızı göstermeye çalışalım. Artış miktarını 2'den 3'e nasıl ulaştırırız? Bunu düşünelim. 2'den 3'e nasıl gideceğiz? Yani ilk terimi nasıl gideriz? 1 ekleyerek, yani biz 2'ye 1 eklersek ne çıkar? 3'ü elde ederiz. O zaman kuralımız 2n artı 1 eder. Biz buna ne diyoruz? Örüntünün genel terimi diyoruz. Evet, son bir örnek daha verelim. 7, 11, 15, 19 şeklinde değişen bir, yani kuralına göre 4 artarak giden, kurala göre verilmiş olan örüntünün genel terimi bulmaya çalışalım. Önce artış miktarını bulalım. Artış miktarı nedir? 7'den 11'e nasıl gideriz? 7'ye 4 ekleyerek. O zaman n'nin katsayısı 4'tür. Şimdi acaba bu 4'ten hareketle biz 7'yi nasıl buluruz onu düşüneceğiz. Kendimize şunu soruyoruz. 4'ten 7'ye nasıl gideriz? 4'e 3 ekleyerek gideriz. Öyleyse ne yapacağız? 4n'nin yanına 3 ekleyeceğiz. Yani artış miktarımız kaçtı? 4'tü. Buraya yazacağımız sayı da 4'ten 7'ye nasıl gideriz? 3 ekleyerek gideriz. Buraya da ne yapıyoruz? Artı 3 yazıyoruz. O zaman kuralımız 4n artı 3 eder.